Mutlu haftalar. Haftanın son iş günü de haber geliyor yine sizlerle birlikte. Önümüzdeki hafta bir haberi haber vermek için sizlerle buluşuyoruz bu hafta. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri konuşacağız. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sıkıntılarını konuşacağız. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bununla ilgili daha önce çok sayıda program yapmıştım ve yurt dışında yaptığım bu programlardan dolayı da birçok Kıbrıslı Türklere tanışma fırsatı olmuş. Programlarımı konuk olarak da almıştım. Onların sıkıntılarını onlar kadar yaşamasam da az buçuk bildiğimi ifade edebilirim. Ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin en büyük sıkıntıları, soru işareti koyuyorum. Konuğumuz cevaplayacak bu soruyu. Ve önümüzdeki hafta asıl habere geliyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak Çalıştay'ı size haber vermek istiyorum. Çalıştay'ın detaylarını konuşacağız ki konumuzla bağlantılı. Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Genel Koordinatörü Osman Kasapoğlu stüdyo konuğumuz. Sayın Kasapoğlu hoş geldiniz. Hakan çok teşekkür ederim. Seninle tekrar böyle bir ortamda buluşmaktan çok büyük mutluluk duydum. Sağ olasın. Davetiniz için de kanalınıza da sana da çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sayın hocam detaylara girmeden önce şunu merak ediyorum. En son bu tarzda bir programı 2,5-3 yıl önce yine sizinle yapmıştık diye hatırlıyorum. Başka evet, bir kanal. Evet. Epey bir ara verdik Hakan. Bu 3 yılın içerisinde benim bıraktığım yerde mi yoksa bir gelişme şimdi, var mı? Hakan senin bıraktığın yerde en son her şey çok güzel gidiyordu. Toplumu aydınlatma programları, toplantılar yapıyorduk. Fakat burada anlatmak zorundayım. Herkes bu işin hangi mecralardan geçip nerelere gittiğini bilmesi gerekir. Bir dönem bu projeyi incelemeleri için genel başkanlara verdik. Parti genel başkanlarına ve yurt dışındaki arkadaşların buradaki hukukçularla, kendi ülkelerindeki hukukçularla hazırladıkları bir taslak vardır. Bakınız, değerlendiriniz, ilgilenen milletvekillerine veriniz ve bunlar ileri götürmek üzere, bizimle birlikte çalışmak üzere ekipler kuralım. X partinin bir milletvekili bu projeyi aldı, sahiplendi ve hükümette olan X bir partinin meclisteki yeter sayısını tamamlamak üzere resmen projeyi bizim tabirimizle, kendisi yok öyle bir şey diyebilir, bizim tabirimizle bu projeyi sattılar. Bu proje sayesinde parti değiştirdiler. Bu şahıs eğer bu televizyonu izliyorsa bağlansın. Parti değiştiler. Bakanlar Kurulu'ndan 100 milyara yakın para aldılar. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri sayacağız diye. Başbakanlığın altında bir ofis kurdular. Aslında Bakanlar Kurulu'nda bakanlarla o dönemin başbakanı bunları konuşurken ya işte idare edelim, nisabı sağlamak zorundayız, bunu da böyle geçiştirelim babında şeyler konuşuldu. Bunları çok yakinen duyduk. Eğer ana muhalefet partileri ya da muhalefet partileri o zaman bu konuya itibar etseler idi, bugün belki de ülkemizde hapishanelerde yatan bakanlar ya da başbakanlar olacaktı. 100 milyar liranın hesabını nasıl verecekler? Ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri saydırmak için değil, başka maksatlar için paranın kullanıldığı daha sonra da televizyonlarda, gazetelerde çıktı. Yani o sizinle konuştuktan ve ara verdikten sonra Hakan, biz böyle bir hani projemizin mundar olduğu 2 yıl yaşadık. Ve biz bu projeyi ve bu davetiyeleri çalıştığı için sağa sola ilgili orada görmek istediğimiz insanlara götürürken ya filanca milletvekilinin projesi miydi bu? Yok efendim, ne demek? Bu projeyi 9 yıldır 4 ülkede, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve Kıbrıs'ta hukukçu arkadaşlarımızla biz birlikte çalıştık. Biz 9 yılda bir çocuk büyüttük ama maalesef 9 yılda bir kusurumuz oldu. Bu toplumun çıkan projeye çok güzel bakacağını, yurt dışındaki aslında kendi kardeşini, amcasını, dayısını, evladını kucaklayacağını düşünmüştük. Burada ya biz bilgilendiremedik ya da bilgilendirme konusunda daha önceki saplantı diyeceğim, artık yurt dışındakilerin ülkenin siyasal iradesine ipotek koyacak saplantısıyla birçok insana aslında projenin ne olduğunu anlatma konusunda zannederim yeteri kadar etkili olamadık. Hocam kaç kişi var yurt dışında? Hakan'cığım yurt dışında çok çeşitli kaynaklara göre çok farklı sayıda. Ortalama rakam nedir hocam? Ortalama rakamı biz 600 bin olarak tespit ettik. Bu 600 binin İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık kaynaklarına göre 320 bini İngiltere'de yaşıyor ve diğer İngiltere bölgesi ülkelerde, Büyük Britanya'ya bağlı ülkelerde. Hı hı.
250 bin kadarı Türkiye'de, 50 bin kadarı da Avustralya'da yaşıyor. Bu arada bazı yeni bilgiler aldık. İşte Kanada'da bizim 5 bin bildiğimiz aslında 15 bin olduğunu söyleyen arkadaşlarımız var. Yine Amerika'da 2 bin. Yani Güney Afrika'da bile şu an 200'e yakın bir Kıbrıslı Türk grubu var. Hatta Güney Afrika'da Cape Town'da Kıbrıslıların restoranları var. Yani bu dünyanın her tarafına yayılmış durumdayız Hakan. Ama maalesef bu gücü aktive edecek bir organizasyonu, ister Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni baz alalım, isterse Cumhuriyeti baz alalım. Kısaca 40 yıldır dışarıda bize her konuda maddi destekleri zaten var da manevi destek olabilecekleri bir organizasyonu maalesef yaratamadık. Ve kimse sanmasın ki bu yurt dışındakilerin parlamentoda 3 tane 5 tane sandalye kapma hikayesi değil. Bu mesele, ya biz size yurt dışında diaspora görevi görmek istiyoruz ama bizim de anayasal haklarımızdan bir kısmını, hiç olmazsa bir temsilcilik kısmını bize veriniz ki biz de daha rahat sizinle kontak kuralım, sorunlarımızı aktaralım. Burada ne olur ne biter meclisteki temsilcilerimiz vasıtasıyla duyalım ve aynı anda tepki koyalım, aynı anda sevilelim, aynı anda üzülelim. Bütün mesele o budur Hakan. Temsiliyet noktasına geleceğim birazdan. Evet. Ancak şunu sorayım, iletişimde mi sıkıntı yaşandı? Adada yaşayan Kıbrıslı Türklerle yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında sıkıntı nedir? Sıkıntı nerede yaşandı biliyor musun? Asla bizim iletişimimizde yurt dışındakilerle bir sorun yok. Sanıyorum iletişim... İletişim derken yani birbirimizi proje, anlatmada, yok, anlamada... Evet, bizi yurt dışındakilerin derdini anlatma konusunda biz yurt içinde sorun yaşadık, yurt dışında değil. Yurt dışında yaşayanlar ne istiyor hocam? Hakan, yurt dışında yaşayanlar... Temsiliyet istiyorlar Cumhuriyet Meclisi'nde değil mi? Önce şunu izah edeyim. Bilimsel verilere göre bir ülkenin vatandaşları göçmen olduktan sonra gittikleri ülkelerde 3 nesil sonra artık kendilerini gittikleri ülkenin vatandaşı görüyorlar. Ben Amerika'dakiler, ben İtalyanım, ben İspanyolum demiyor. Ben Amerikalıyım diyor. Fakat çok ilginçtir. Kıbrıslı Türklerin 5. jenerasyonu var şimdi. Ve hala daha ne diyorlar? Biz Kıbrıslı Türk'üz. Ama kendileri söylüyor. Kendileri duyuyor. Çünkü biz buradan onların hala daha bu ülkenin insanları olduğu konusunda şüphedeyiz. Ve bu çok büyük bir, hepimiz için konuşuyorum, çok büyük bir ayıbımızdır. Diyorlar ki bizi organize edin. Ve çok ilginçtir, dünyada hiçbir göçmen yapısında olmayan bir profil taşır Kıbrıslı Türkler. Bir ayakları Lefkoşa'da, bir ayakları Londra'da. Lefkoşa'daki evlerinde arabaları var garajda, Londra'da da var. İşleri var, kiralık evleri var, işte ne bileyim burada maddi manevi değerleri var. Aynı şekilde gittikleri yerde de 2-3 kez senede geliyorlar. Yani bu insanlar aslında vatandaşlığın hemen hemen 1/4'ünü senede kendi ülkelerinde geçiriyorlar. Evet. Ama seçme seçilme hakları ya da anayasa ya da yasalarda seçim ve halk oylaması yasasında yazan kıstaslara geldiği zaman bu kardeşlerimize diyoruz ki siz bu kıstasların dışındasınız. Oradan hatta bir şey söylüyor buradaki arkadaşlarımız, uzaktan gazel okumayınız. Ve bu onları çok rencide ediyor Hakan. Ve onlar şunu diyor, tamam biz zaten ülke içindeki iradeye ipotek koymak düşüncesinde değiliz. Zaten 40 yıl bekledik. Bu devlette hiçbir yetkili, hiçbir parti, hiçbir hükümet, hiçbir kurum ya da kuruluş bir çözüm önerisi ortaya koymadı ki bizim buraya dahil olmamızla ilgili ya da bizim buradaki temsiliyetimizle ilgili. O projeyi bile Hakan bu arkadaşlar hazırladılar. Yani Allah aşkına sivil toplum örgütlerin ya da benim ya da oradaki arkadaşların böyle bir proje yapma ne yetkimiz vardı, hı hı, ne de bu proje yapacak kadar uzmandık. Ama şunu iddia eder ve söylerim ki şu an yaptığımız bu proje değil Kıbrıs'ta. Bütün göçmen sorunu yaşayan ve ülkelerinde siyasal iktidara bir şekilde müdahil olmak isteyen bütün ülkelere örnek olacak bir projedir. Ve göreceksiniz. Biz bunu herkes ne derse desin, bu projeyi Kıbrıs Türk'ü hayata geçirmek zorundadır. Bu konuda biz çok ciddiyiz ve çok kararlıyız. Bugün anlamadık, yarın anlayacağız. Yarın anlamadık, öbür gün anlayacağız. Ama yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ü ben ülkemde, arada ben de söz söylemek istiyorum. Arada ben de sorunumu anlatmak istiyorum. Çünkü benim de bu ülkede değerlerim var. Benim de bu ülkede malım mülküm var. Benim de bu ülkede anam babam kardeşim var, şehitlerim var. Benim de bu ülkede kayda geçmesi gereken ama şu an hiç konuşulmayan değerlerim ve varlıklarım var. Bütün mesele budur Hakan. Ben bu ülkede yaşıyorum, doğdum, büyüdüm, bu ülkenin çilesini, kahrını çekiyorum
diyen insanlarımızın adına bir şeyi sorayım. Tabii. Hakları var mıdır? Yani yıllardır yurt dışında yılda bir veya iki kez sadece tatil amaçlı gelme. Şimdi, ki yatırım amaçlı gelenler sıkıntı yaşıyor mu? Hak kelimesinin zemini anayasadadır. Hı hı. Bunu konuşmadan evvel şunu konuşmamız lazım. Anayasadaki vatandaşlık hakları, dört temel hak var. Seçme seçilme hakkı, ki bunu yurt dışındakiler bu hakkın kenarından bile geçemiyorlar. Vergi verme hak ve şey ödevi, askerlik yapma ödevi ve kanunlara uyma görevi. Şimdi yurt dışından gelen Kıbrıslı Türk burada yaşarken bütün bu üçünü yerine getiriyor da seçme seçilme hakkına geldiği zaman ona dur köşede diyoruz. Şimdi o senin söylediğine gelelim. Hı hı. Kimin ne için gittiğini, ne zaman gittiğini, harp edip etmediğini yargılayacak durumda değiliz. Ben anayasaya bakarım. Anayasa nedir? Bu ki adamın bu hakkı. Yargılama hakkı var mıdır? Yoktur. Onu da ters bir soru olarak sorayım. Asla yoktur. Kimse kimseyi onu bir serzenişte bulunmak kaydıyla söyleyebilir. Ama kendileri burada yaşayan kardeşlerim bilmiyor mu oraya gidenlerin ne zorluklar? Ya da şunu söyleyeyim. 103 tane Türk köyü 50'den sonra boşaltıldı. Güvenlik gerekçesiyle. Bu insanlar mallarını, mülklerini, evlerini, hatıralarını, her şeylerini bıraktılar. Nereye gittiler önce Hakan? Kardeşlerine gittiler. 3-5 gün yaşayamadılar. Akrabalarına gittiler, yaşayamadılar. Ha, ellerinde bir pasaport vardı. British vatandaşıydılar, İngiliz vatandaşıydılar. Ne yapsınlar? Avustralya'da o zamanki hükümetler bunlara gitmeleri konusunda, bu ülkeyi terk etmeleri konusunda kolaylıklar getirdiler. Başka sebeplerden dolayı. Yani bu insanlar ne yapsaydı? Dilenselerdi. Ha, ben eminim bu soruyu soranların ataları, kardeşleri ya da kendileri bu imkanı bulsalardı onlar da bu ülkeyi terk edeceklerdi. Bu konuda ben çok ciddiyim. Hocam, kimliği olmayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliği olmayan yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk tanıyorum. Vardır. Şu an 600 bin nüfusun içinde sadece kimlik taşıyanların bizim hesaplarımıza göre oranı 45 bini geçmez. Ha, bunlar diğerleri kimlik taşıyanların. KKTC kimliği taşıyanların sayısı 45 bini geçmez. Ha, diğerleri gittiklerinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla, daha sonra Avustralyan pasaportunu aldılar. Diğerleri British pasaportuyla kaldı, değişmedi. Diğerleri Türkiye Cumhuriyeti'nde kaldı, çıkmadı. Bir kısmı Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde geldiler. Tekrar vatandaşlıklarını federe devlet vatandaşlığı yaptılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildiğinde dolayısıyla federe devlet vatandaşları cumhuriyet vatandaşı oldular. Hı hı. Geldiklerinde de sadece kimliklerini yenilediler. Ama niye yenilemediler? Niye bu kimlikleri almadılar? Başka ilginç bir şey söyleyeyim. Vatandaş olamıyorlardı. Hayır, çok ilginçtir. Yani vatandaş hukuki anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı değiller. Evet. 500 bin üstü, ama buraya bizim askerlik ödevini yapmak üzere anası ya da babası Türk olan, Kıbrıslı Türk olan ister taşısın o KKTC kimliğini, ister taşımasın. Ona askerlik deniliyor ki sen burada askerlik yapacaksın. Ve bu arkadaşlar geliyor kuzu kuzu. Parası olan bedeli neyse bedelini ödüyor. Parası olmayan ya ben işte bu kadar süre burada kalırım, akrabayı da görürüm, askerliğimi yaparım diyor. Hatta ben ilginç bir şey söyleyeyim. Siz duydunuz mu? Yurt dışından birisi ben askerlik yapmayacağım, benim bu askerlik yapmama hakkım var deyip dava açtığını duydunuz mu? Ben duymadım. Ama biz yurt içinden bu davaları açmaya başladık. Ben tabii onlara da saygı duyuyorum. Yapmak istemezlerse saygıyla karşılarım. Ama yurt dışındakiler o dört esası çatır çatır yaparken, üç esası yerine getirirken, ama diyor ki ya dördüncüsünü de bize ver artık. Yani hiç olmadı üç tane beş tane buraya milletvekili gönderelim. Bizim de bu adada hakkımız, hukukumuz korunsun. Ve en önemlisi bundan ziyade bizim de bu adanın kaderinde, iyi gününde, kötü gününde birlikteliğimiz olsun sizlerle. Bütün mesele Hakan, benim anlayışıma göre Büyük Kıbrıs Türk lobiciliğinin kurulması meselesidir. Ha, bu görüşe karşı olanlar ya bu lobicilikten imtina edenlerdir, istemeyenlerdir. Ya da 40 yıldır yurt dışında kadar şunu söylüyoruz. Anlaşmalar var, görüşmeler var. Biraz bekleyelim, şunu öteleyelim. Bunu bir dakika, ben 50 yaşındayım Hakan. 50 senedir bu dava sürüyor. Babamdan evvel de sürerdi. Benim çocuklarıma da sirayet etti.
Kızım 18 yaşında. O da 18 yıldır bu davanın, bu sorunların içinde büyüdü. Yurt dışındakini artık bekle diyecek hakkımız yoktur. Zaten bu proje hayata geçtiği zaman olası bir federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin içindeki bir yapı olacak. Ve federal devlete de, eğer federal devlet Avrupa Birliği kurallarına göre yurt dışından da temsilciler koyacaksa, o zaman biz Türkler olarak kendi federe meclisimizde bunu yerine getirmiş olduğumuz için federal meclis bunu bizden örnek alacak Hakan. Yani bu Avrupa Birliği'nin de bir kuralıdır, onu da söyleyeyim. Bu ülkede Avrupa Birliği uyum yasaları yapılır. Ama hiçbir zaman göçmenlerin ülke siyasetine ya da ülkenin yasama organına katılması konusunda bir cümlecik bir şey yoktur uyum yasalarında. Ben burada bazı kesimlerde bu ülkede kasıt görürüm. Soruyu sorduğunuzda ne cevap alıyorsunuz? Bu insanlar askerlik yapıyor, malları var, mülkleri var ama bu insanlar vatandaş. Bugün birisine neden sordum bu soruyu. Ne cevap alıyorsunuz? Bugün birisine sordum bu soruyu, yetkili bir kişi. Hatta epey yetkili bir kişi. Biz dedi bunun için yıllardır bir çözüm düşünüyoruz. Şöyle bir temsilcilik, böyle bir temsilcilik. O zaman gelin buyurun da söyleyin dedim. Ama acaba orada konuşmak bir sorun yaratır mı bize diye gelmesek daha iyi olur gibi ifadeler kullandı. Yani ben çalıştayımıza davet ettim. Buyurun orada söyleyin. Daha sonra uzlaştık kendisiyle ve bir temsilci gönderme konusunda anlaştık. Kendisi temsilcisini gönderecek. Yani Hakan, oyalama taktikleri devam ediyor. Dua edelim de yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler herhangi bir referandum öncesi. Bunu çok açık kalplilikle söylüyorum. Bunu Şidem Hanım'a da söyledim burada geçmiş programlarda. Dua edelim de ellerindeki çok kuvvetli argümanlarla biz kendi kendimizin Yüksek Seçim Kurulu'nda birbirimizi dava etmeyelim. Oradaki hakkım, hukukum için referandumda ben de oy vereceğim ki böyle bir talepleri yok. Onlar diyorlar ki bizi şu an için meclise dahil edin. İleride çok da iddialıdırlar. Bu meclise dahil olduktan sonra ülkede birçok işin kendi katkılarını koyduktan sonra daha da iyiye gideceğini, daha da bilgi birikimlerini, daha da teknoloji birikimlerini, maddi birikimlerini bu ülkeye aktarabileceklerini söylüyorlar. Ama 2000 tane ev aldılar, evlerin yarısı tapusuz çıktı. 480 arkadaşımız burada iş kurdu, 400'ü geri gitti. Bu ülkede hiç de kendilerinden şikayet edecek, ne zaman nereye gittilerdi, niye bizi bıraktılardı da harp etmedilerdi demek lüksümüz yoktur. Ne hissediyorlar hocam? Yani işin birazcık duygusal boyutuna gireceğim ama siz gidip Hakan, ziyaret de ettiniz. Ben tabii bu toplantılar için bu bir platform kurduk biliyorsun. Biliyorum. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler gördüler ki böyle bölük pörçük hak arama olmuyor. İngiltere'de, Avustralya'da, Türkiye'de bazen bazı dernekler, bazen de bazı derneklerin uzlaşamaması sonucu dernekler içinden gelen şahıslar, hem şahıslar hem kurumların ortaklaşa kurduğu ve Temmuz ayında kuruluşunu tamamlayan bir Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu isminde bir platform kurduk. Şu an yaklaşık 70 Birleşik Yönetim Kurulu üyesi var. Yani İstanbul'da bir eş başkanlık, Türkiye eş başkanlığı, Londra'da bir eş başkanlık, bir de Sydney'de eş başkanlık var. 3 eş başkanımız da çok bilgili, kültürlü İş kadını ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Kendi ülkelerindeki yönetim kurullarını kurdular. Her yönetim kurulunda hukukçuları, maliyecileri, sosyal bilimcileri, siyasal bilimcileri ve öğretim görevlileri vardır. Benim kendilerine yaptığım Kıbrıs'ta yaşayan bir arkadaşları olarak buradaki koordine faaliyetlerinde, örneğin işte bu çalıştayın yapılmasında, bu davetiyeler konusunda, bizim Kıbrıs'ta da oluşturduğumuz yönetim kurulunun dışında bir gönüllüler şeyi var. Yönetim kurulunda sadece benim. Yani Hakan biz elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızı bu ülkenin kaderinin şekilleneceği bazı davalara müdahil etmek istiyoruz. Ve ileride ben yoktum, benim söz söyleyemediğim mecliste bunlar oldu. Benim söz söyleyemediğim bu devletin kurumlarında siz bunları yaptınız, benim malımla, mülkümle, kaderimle oynadınız şikayetlerine maruz kalmayalım. Ve en önemlisi lobicilik faaliyetlerini Hakan'cığım bir an evvel başlatalım. Bütün mesele budur. Ben Osman olarak asla 3 tane 5 tane milletvekiline heyecan duymuyorum ama Avustralya, İngiltere ve Türkiye'de gördüğüm birlikteliği ve o lobicilik olayını
bu platformla başlayacak olmasından çok büyük keyif ve heyecan duydum bakan. Hocam bahsettiğiniz rakam az buz bir rakam değil. Değil yani. 600 değil. Bin değil. Nüfustan bahsediyoruz. Bu her anlamda çözüm müzakere süreci deyip müzakere süreci olsun, diğer lobicilik faaliyetleri olsun, yurt dışındaki hareketlenmeler olsun, her anlamda Kıbrıslı Türklere, bu coğrafyada yaşayanlara da büyük katkı sağlamaz mı bu nüfus? Hakan sallar. 320 bin İngiltere diyorsunuz hocam. Hakan, 250 şimdi bin Türkiye. Mütekabiliyet denen bir şey var devletler hukukunda. Nedir? Çok basitinden söyleyeyim. X devlet, Y devletin elçisini beğenmedi. Çok istihbarat yapıyor. Ben bunu istemiyorum dedi. Attı. Karşı devlet ne yapar biliyor musun? O da bir hikaye uydurur. Ben de senin elçini attım der. Bu en basit anlamda mütekabiliyet. Türkçesi karşılıklılık demektir. Şimdi acaba Rum tarafıyla Kıbrıs Türk tarafı bu nüfus konusunda ya da göçmenler konusunda, yurt dışında yaşayanlar konusunda bir mütekabiliyet esası içinde midir? Rum tarafında bizim kaynaklardan gördüğümüze göre 800 bin göçmen var yurt dışında. Zaten 800 bin de nüfusları var gibi bir sayı söyleniyor. Yurt dışında hemen hemen her dönem, her seçim dönemi 14 bin, 20 bin arasında kayıt yapan, ben bu yıl bu seçimde kayıt olup seçim oy vereceğim diyen vatandaş var. Yani yaklaşık ortalama 20 bin kişi her seçimde Rum başkanlık, referandum, Rum meclis seçimlerinde oy veriyorlar. 44 sandıkta, başta Yunanistan olmak üzere, Avrupa'nın ve dünyanın 44 sandığında kendi temsilciliklerinde, elçiliklerinde oy veriyorlar. Şimdi Allah aşkına, hani mütekabiliyet, hani masada eşit ilkeler, eşit konuşma, eşit anlaşma, eşit ya da eşit demeyeyim de herkesin varlığı, nüfusu, aktivitesi, sayısı oranında bir ortak bir birlikteliği kurmak. En başta bizim aslında bu nüfus konusunda bu mütekabiliyeti sağlamamız gerekirdi. Ya da biz de kendi vatandaşlarımıza buyurun, hiç olmazsa meclise gelin, mecliste bir iki temsilciniz olsun da referandum işine ileride bakarız. Şu an için durum nüfus olarak çok farklı şeylere götürür bizi. Ben de bu konuda aynı şeyi düşünüyorum ama kendilerinin yaptıkları araştırmalara göre ve hukukçularının ifade ettiğine göre olası bir referandumda karşılarına çıkacak tabloyu beğenmedikleri zaman yurt içindeki Yüksek Seçim Kurulu'nda burada yapılacak referandum tarihinden evvel bu referandumu ara emri alarak durdurma hak ve yetkilerinin olduğunu söylüyorlar Hakan. Bunu lütfen iyi duysun herkes, bu televizyonu izleyenler. Yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler bunun asla olmasını istemiyorlar. Ama görüşmecilerimizin de sadece Kıbrıs'ın içinde yaşayanların hak ve hukukunu değil, yurt dışındakilerin de daha güneyde alınmayan binlerce, milyonlarca puan değerindeki mallarını da görüşürken dikkate alsınlar. Onların da haklarına halel gelmeyecek bir anlaşmaya, bir taslağı getirsinler Kıbrıs Türklerin önüne. Ki bir şey daha var. Kıbrıs Türkleri ifadesinde herkes şunu söyler. Kıbrıs Türkleri Kıbrıs'ta yaşayan Türklerdir. Yok böyle bir şey. Kıbrıs Türkü nedir? Kıbrıs Türkü bu ülkeye vatandaşlık bağıyla, soy bağıyla, madem ki askerlik soy bağı ile bağlı olmayı, askerlik yapmaya müsait ya da askerlik yapmaya bir zemin kabul eder. O zaman bu adaya soy bağıyla bağlı olan, bu ülkede hatırası, malı, mülkü, atası olan herkes Kıbrıs Türküdür. Evet. Serkan'cığım, bu arada az önceki tabloyu bir daha geri alalım. O tablo dikkatimi çekti. Rakamların olduğu tablo. Bundan hemen önceki. Bakalım. O rakamlar İtalya milletvekili. Evet, bu. Hocam. Şimdi sevgili Hakan, vatandaşlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan örnek ülkelerin tablosudur o. Hı hı. Örneğin biz modelimizde İtalya'yı örnek aldık. İtalya'da 630 milletvekilinin 12'si yurt dışından seçilir. Fransa'ya geçmeden şunu söyleyeyim. İtalya'da 630 milletvekilinin 12'si dünyanın 4 farklı bölgesinden gelir. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Avustralya. Bunlar 9 ay yurt dışından seçilirler ve 9 ay parlamentoda görev yapmaya gelirler. Seçimler nasıl olur? Yurt dışından aday olurlar, orada yaşayanlar. Roma'daki bir partinin mensubu olabilirler, bağımsız olabilirler. Seçilirler, yurt içine gelirler. Ve tamamen İtalyan milletvekili sıfatı, hak ve yükümlülükleriyle İtalyan devletine hizmet ederler.
Öyle kontenjanmış, şuymuş, buymuş, biraz hakmış, işte hak orada otursun da oy verme hakkı olmasın gibi saçmalıklar yok. Evet. Fransa, Cezayir, Fransa'da 577 milletvekili 11 yıl. Allah'ın Cezayir'inde ki Cezayir'e yani Cezayir'le ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki demokrasi ve modernizasyon anlayışını karşılaştırmam bile. Ama 389 milletvekilinin 8'i de yurt dışından gelir. Şimdi bütün dünya bunları yaparken... Türkiye'yi koymamışsınız hocam. Hakan'cığım Türkiye'de... Çok güzel soru sordun. Türkiye'de yanlış söylemeyin 550 milletvekili seçiliyor. Türkiye'nin şu an yaptığı sistem... 280'i zaten yabancı. Yok şunu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de 550 milletvekilinin tümüne oy yurt dışından... Tümüne oy yurt dışından geliyor, ülke havuzunda o ayrılıyor. Yurt dışından gelen milletvekili yoktur Türkiye'ye. Ha. Dolayısıyla biraz da onlardan bahsedelim istersen. Bahsedin tabii tabii. Evet. Şimdi Türkiye'de uzun yıllar Türkiye'ye yurt dışında sandık kurmak için Almanya'nın izini bekledi. Almanya 2 sene önce izin verirkenden Türkiye bu sandık kurma işini başlattı. Türkiye'nin 3,5 milyon seçmeni var dışarıda Hakan. Ben Kıbrıs'ı baz alayım. Kıbrıs'ta kullandığımız oylar da bu arada şeye gidiyor hocam. Barajı etkiliyor. Hakan ben yani ben Türkiye'ye oy kullanıyorum evet, ama hiçbir şey etkilemiyor. Ben sistemden bahsedeyim. Sistemde şöyle diyor. Oylar ülkedeki partiye atılıyor. Yani bu evet. Sistem bizim Kıbrıs için eskiden düşünülen ve şu an aslında hala daha bazı siyasal çevrelerde korku salan bir proje bir model. Bu model yok bizde. Bu model bizde şu an İtalyan sistemidir. Kendi bölgelerinden seçip gönderecekler. Türkiye'de, yani Türkiye'nin uyguladığı sistem doğru mudur diyorsun? Hayır, Türkiye'nin uyguladığı sistem doğru değildir. Biz Türkiye'yle birçok yetkiliyle görüştük. Hala da onlar da bu sistemi değiştirip yurt dışından örneğin Almanya'ya 25 milletvekili vermeyi düşünüyorlar. Kıbrıs'a bir milletvekili vermeyi düşünüyorlar. Buradaki TC vatandaşları seçsin, parlamentomuza, Büyük Millet Meclisi'ne göndersin diyorlar. Danimarka'ya, İsveç'e, İsviçre'ye. Amerika'ya, Avustralya'ya. Onlarda da var yani bu çalışma. Yok bu çalışma var ama bu çalışma şu an bir sonuca ulaşmış değil. Yani Türkiye'nin bu sistemi tutmadı Hakan. Çünkü Karpaz 1,5 saat uzaklıkta. Sandıklar nereye kuruldu elçilikte? Bahçeye. Daha evet. Ondan evvel de okullara. Burada 100 bin seçmen yaşar ortalama. Bu seçmenin sadece 42 bini sandıklara gidip oy verdi. Evet. Yani bir de tabii güvenlik sorunları var gibi algıladı insanlar. İşte sandıklar burada Kıbrıs'ta alışmışız ya biz Kıbrıs'ta sayılır sandıklar. Sandıklar hepsi bindi uçağa gitti. Evet. Pek de böyle itibar etmedi buradaki TC vatandaşları. Yok şeye de zaten yani Türkiye'deki sandıklara da pek itibar yok son seçimlerde evet, hocam. Evet yani o tabii onu ben duyarım. Ben onunla ilgili bir şey söylemem. Ama çok güzel bir karma sistem hazırladı yurt dışındaki Kıbrıs Türkler. Estonya'nın internetle oy verme sistemi. Yani Kıbrıs Türkler... İngiltere'de sandık kuramaz. Evet. Kanada'da sandık kuramaz. Amerika'da kuramaz. Ne yapacak? Bir Ankara'da İstanbul'da kurmakla diğer taraftan eşitlik ilkesi zedelenmiş olacak. Bu çalışmada Estonya'nın internetle oy verme sistemi çok büyük bir destek olarak bizim projemize İtalyan projesinin yanına eklediğimiz ve karma bir sistem yarattığımız bir neredeyse bir destek projesi oldu. Estonya 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra Hakan bir baktılar ki vatandaşın seçmenin oy verme oranı %25'lere kadar düştü. Ya dediler bir de Estonya'nın bir davası vardı. Biz bu ülkede bu dünyada en büyük e-devleti yaratan ülke olacağız. Böyle bir projeleri hedeflediler. Ve oldular. Şu an dünyanın en büyük e-devletlerinden birisi Estonya'dır. Dediler ki ya biz e-devlet olduk da seçmenlerin oylarını sandığa getirmeyi başaramadık. O zaman dediler elektronik ortamda bu nasıl yaparız? Ve internet üstünden güvenlik şirketleriyle, güvenlik sistemleriyle 3-5 kez sorgulayarak bir sistem yarattılar. Adam Başşehir Tanin oturuyor sabahleyin bilgisayarını açıyor, kimlik numarasını giriyor. Birkaç sorgulama sorusundan sonra ona telefonuna özel şifresi geliyor. Şifresiyle sistemi açıyor. Tanin'de atıyorum 16 tane milletvekili seçilecek. Karşısına partiler geliyor, bağımsızlar geliyor. Adam klavyeyle işte tuşlarla seçimi bitiriyor. Enter. Adam oyunu veriyor. Evet. Oy vermeyi yani daha seçmenin sandığa gitme oranını %60'lara çıkardılar. Tabii hem bunu yapıyorlar hem de sandık kuruluyor aynı zamanda. Bu geçiş sürecini yaşıyorlar. Şimdi yurt dışındaki Kıbrıs Türk'ü ancak ve ancak bu sistemle oy verebilir.
Aynen. Yani başka bir yol yok. Evet. Yurt içine de, yurt içindeki oy porta, oy havuzuna oy atmayacağı, buradaki partilere oy vermeyeceği için İtalyan modeli de çok güzel biçilmiş bir kaftandır karşımızda. Demek ki oy vermede Estonya, internet üstünden oy verme, bölgesel temsiliyette de örneğin Kıbrıs'ta 5 tane ilçemiz var. 3 tane daha yurt dışı seçim çevresi ekleyerek buna, yani 5 bölgeye 3 bölge daha ekleyerek. Bu arada yurt dışındaki bu seçim faaliyetleriyle ilgilenecek olan bir yurt dışı seçim kurulunu da kurarak, bu organizasyonları ona havale ederek, seçim yasalarımızda bazı değişiklikler yaparak ve en önemlisi anayasamızda bazı değişiklikler yaparak bu yola çıkmamız gerekecek. Çünkü anayasamızda ki kıstaslara göre yurt dışındakilerin burada aday olabilmesi için ya da bu ülkede parlamentoya girebilmesi için 3 yıl burada yaşama şartı var. Oy verebilmesi için 6 ay burada oturma şartı var. Bunlar belki ülke içindekiler için geçerli kıstaslar olabilir. Ha belki oradan aday olacaklara da buna benzer başka kıstaslar. Örneğin bir Londra'dan aday olacak olana şunu söyleyecek yasa. 5 yıl Londra'da oturmuş olma şartın olmalı. Ya da işte Türkiye'den aday olacak olana sen Kıbrıs'a işte son 5 yılda gelmiş olman gerekir. Yani bu ülkeyi terk etmemiş olduğunu görmem gerekir gibi ölçüler de olmuş olacak. Yani bizim iddiamız hiç ülkeden çıktıktan sonra bir daha uğramayan seçmen olsun değil, evet, aday olsun değil. Bizim iddiamız anayasal haklarını herkese hak ettiği oranda, hak ettiği kıymette verelim meselesidir Hakan. Yoksa başka bir şey yok yani. Evet, bu bağı da koparmak istemeyen isim sayısının oldukça fazla olduğunu da biliyorum. Yani kendi ülkesiyle bağını koparmak istemeyen. Hiçbirisi Hakan. Hemen hemen herkes bu ülkede bir şekilde bu ülkeye bağlanmak istiyor. Kesinlikle. Bu da bizim çıkarımızadır. Kesinlikle katılıyorum. Sayın Hocam, Çalıştay'la ilgili birazcık konuşalım. Yavaş yavaş sona geliyor. Çalıştay detaylarından bahsetmenizi isteyeceğim. Salı günü 6 Ekim 2015 Salı günü yapılacak Çalıştay. Evet, 6 Ekim 2015 Salı günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bu konuların tartışılacağı ve aslında bütün ülkenin siyasetinde, sosyal hayatında, eğitim hayatında, ticari hayatında başrol oynayan sendika başkanlarımız, ticaret odası, sanayi odası başkanlarımız, siyasal parti genel başkanlarımız, eski cumhurbaşkanlarımız, Anayasa Mahkemesi eski başkanımız, bu ülkede doğan ve kıymetli öğretim görevleri olan hocalarımız, yurt dışından gelen temsilcilerimiz konuşacaklar. Herkes nasıl bir çözüm önerisi getirdiğini ve bu çözüm önerisini hangi yasaya da anayasaya, hangi haklara dayandırdığını anlatacak Hakan. Ve hep birlikte öğlene kadar herkes konuşacak. Hani tabii yerindeyse eteğindeki taşları dökecek. Öğleden sonraki esas Çalıştay oturumunda da her salonda oturana mikrofon verilecek. Fikrini, zikrini söyleyecek. Sahnedeki de Çalıştay'ı idare eden moderatör ya da idareci öğretim görevlisi arkadaşlarımız bunları kaydedecekler. Sonra hep birlikte gelen çözüm önerisine ne gibi katkılar yapıldı bakılacak. Ama bu çözüm önerisinin şu an bizim gördüğümüz köşe taşları da orada kalmak kaydıyla eklemeler, çıkarmalar yapılacak. Ve 7 Ekim'den itibaren de bu devleti idare eden yasama ve yürütme organındaki temsilcilere yurt dışındakilerin talepleri, düşünceleri, istekleri olarak iletilecek. Yani, Çalıştay'a yurt dışından kaç kişi geliyor hocam? Çalıştay'a yurt dışından 9 temsilci İngiltere'den, 8 temsilci Türkiye'den, 2 temsilci de Avustralya'dan geliyor. Bu arada bizim bu ülke içinde bu organizasyonu yapan 16 tane de burada çalışan arkadaşımızla ve konuşmacımızla çok güzel, aslında sıkıcı bir konferans havasında değil, Kıbrıslı Türklerin buluştuğu, eğlendiği, şenlik yaptığı müziklerle, görüntülerle, ses ve ışık efektleriyle, slide gösterileriyle desteklenmiş çok güzel bir şenlik olarak görüyoruz biz bu Çalıştay'ı. Ve herkesin katılmasını, neler yapıldı, neler olacak, nedir talepler görmesini ve bunları görüp öğrendikten sonra konuşmasını hasreten rica ediyoruz.
Çalıştay'daki hocalarımız biliyorum ama kimlerdir, evet, konuşacaklar? Çalıştay'ımızda eski Anayasa Mahkemesi Başkanımız kıymetli hukukçu Taner Erginel anayasayı yorumlayacak bize yurt dışındaki Türklerin seçme seçilme haklarıyla ilgili olarak. Hı hı. Yine Profesör Doktor Ulvi Keser çözüm önerisinin siyasal yönden ne artılar getireceği konusunda açıklamalarda bulunacak. Değerli kardeşimiz Profesör Doktor Osman Cankoy bir eğitimcidir biliyorsunuz. Osman bize bu çözüm önerisinin eğitim ve öğretim açısından faydalarını ya da oradaki eğitim ve öğretimde sorun yaşayan kardeşlerimizin çocuklarına nasıl ulaşabileceğimiz konusundaki çözüm önerilerini sunacak. Yine çok değerli bir abimiz Profesör Doktor Mustafa Ertan'ın o da işin ekonomi boyutunu, ekonomi konusunda bu çözüm önerisinin Kıbrıs Türk toplumuna ne artılar getireceğini anlatacaklar. Bu şekilde sendika başkanlarımız da bu konuda fikirlerini söyleyecekler. Ticaret ve Sanayi Odası özellikle onlara teşekkür ediyorum. Ticaret ve Sanayi Odası bu projenin hayat bulması konusunda bize çok destek oldular. Ortaklaşa komiteler kurmayı, yurt dışındaki ticaret ve sanayi erbabı ile burada ortaklaşa ticaret lobisi kurmamızı önerdiler. Ben ilgilenen ama negatif düşüncesi olan herkesi pozitif düşüncesi olandan daha çok salona gelmesini bekliyor ve talep ediyorum. Nerede takıldılar, nerede bu hakkın teslim edilmesi konusunda sıkıntı yaşıyorlar bunları görsünler istiyorum bakalım. Anladım. Davetiye dağıtırken, evet, insanları davet ederken aldığınız tepki ne oldu hocam? Bir kere her kesime ulaşmaya çalıştık. Ama genellikle başkentte oturan ve bu ülkede, siyasette, ekonomide, sanatta, kültürde aktör olan, bir de biliyorsun orası 250 kişilik Atatürk Kültür Merkezi 250 kişilik bir, evet, salon. Şimdi ben buradan duyuru yapıyorum ama yani gelecek olanlar da bir şekilde kendilerine biz dışarıdan yansıtacağız. Eğer salonumuz almazsa dışarıdan görüntülerle onlara bilgi ulaşmasına yardımcı olacağız. Dolayısıyla ilk kez açık söylüyorum şu an, yani listeyi okumayalım şey olmasın. Şu an birinci bölümde 20 konuşmacı 3'er 5'er dakikadan anlatacaklar fikirlerini, görüşlerini, bakış açılarını. 10'ar dakika öğretim görevlisi arkadaşlarımız konuşacak. 2 eski 2. ve 3. Cumhurbaşkanlarımız konuşacak. Başbakanımız konuşacak. Herkes bu güne kadar bu çalışmalarda kendilerine ışık tuttuysa, bazı fikirleri de değiştiyse onları ifade edecek bazı kesimlerin temsilcileri. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. O gün göreceksiniz. Hiç ummadığınız kurum ve kuruluşlardan ve onların başkanlarından bu projenin aslında ne kadar geç kalınmış bir proje olduğunu ve bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğinin de teyidini alacaksınız onlardan. Seni de bekliyoruz inşallah. İnşallah nasipse, evet, geleceğiz Sayın Hocam. Umut var mı? Yani ben bundan bir 5 sene önceki Osman Kasapoğlu'nu tanıyorum. Acayip, evet, heyecanlıydı. Aynı heyecan devam ediyor mu? Hakan, bir davada heyecan biterse davanın takibi de biter. Dava sekteye de uğrar. Dava argümanlarınız her gün azalır ve dava sonunda biter. Evet. Bizim heyecanımız, inan ki ben bu projeyi her anlattığımda projenin yürüyüş ya da bugüne kadar geliş aşamalarından çok meclisin referanduma bu konuyu götürdüğü günü gözümde hayal eder ve mutluluk duyarım. Hocam bir de şöyle bir şey var. Yaşadığımız coğrafyada her alanda sonuçtan, yani sonuca ulaştıktan sonraki kısım daha önemli. Evet. Her platformda diyorum, sporda da bu böyle, kültür sanatta da bu böyle, siyasette de bu böyle. Evet. Yani seçim olsun, atıyorum örnek vereceğim, işte seçim olsun, işte şu gelsin, seçim oldu, o geldi, sonuçlandı, hadi adım yok. İşte futbolda takım şampiyon oldu, sonu yok. Hadi bir sonraki sezonu hazırla. Şimdi siz de bu kadar çalışıyorsunuz. Ben yıllardır biliyorum çalışıyorsunuz. Sonuçlandırmaya çalışıyorsunuz. Bir çalıştay yapacaksınız ve sonuç bildirgeniz olacak tabii. Alacağınız kararlar olacak. Artık o sonuç olacak. Ve siz o aldığınız kararlarla
Bundan sonraki adımlarınızı şekillendireceksiniz, yol haritanızı belirleyeceksiniz. Doğrudur. Baskı unsurları oluşturmaya çalışacaksınız şimdi, diye tahmin ediyorum. Bundan sonuç alacak mısınız? Bana göre hani Çalıştay'ın... Ben bu soruyu sormanı istemezdim bakan. Vallahi. Ama açıklayacak. Hocam sorarım, gazeteciyim. Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türk'ü, çok özür dilerim, Kıbrıslı tabiriyle söyleyeceğim, maskara değil. Evet. Tabii, makul süre denen, insanın aklına ve hafsına, ortamın durumuna gelen bir süre vardır. Mesela herkes makul sürenin aslında yaşanan olaylardan nasıl bir süre olduğunu çıkarabilir. Eğer makul sürede Çalıştay sonucunda alınan kararlar, haklı kararlar, anayasaya dayandırılan kararlar, vatandaşlık haklarına, Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği, ABAD kararlarına dayandırılan bu haklar bizim ülkemizdeki yasama organı tarafından dikkate alınmaz. Gene safsaklanır. Gene ilerideki bir zamanda işte anlaşmalar geçsin, bitsin, hükümet değişsin, seçimler gelsin gibi argümanlarla ötelenirse bu platform Anayasa Mahkemesi'nde hak talebiyle ilgili, bu hakların iadesiyle ilgili dava açacaktır. Kim ister kardeşin kardeşe dava açmasını? Ben istemem bakan. Ama eğer neticede bunlar olacaksa, olacak. Yani bu soruyu sormamanı dilerdim. Diyor, bence çok doğru bir soru sormuş. Ya hatta programın en doğru sorusunu sormuşum. Sayın hocam, inşallah her şey istediğiniz gibi İnşallah olur. Yani bunlar şey, bunlar bizim heyecanımızdan söylediğimiz şeyler. Bunlar yürekten inandığımız bir hak talebinin iade edilmesi heyecanıdır. Ve ben burada oturan bir Kıbrıslı Türk olarak yurt dışındaki kardeşlerime bu hakkı çok gören herkesten şikayetçiyim. Herkesi de bu Çalıştay'a bekliyorum. Lütfen yürekleri varsa o gün orada mikrofonu ellerine alsınlar. Bu hakkı vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü sebebi budur, budur, budur diye açıklasınlar Hakan. O zaman herkes, herkesin gerçekten ben de merak ediyorum ya. İşi yuvarlamasınlar. Bana da söylesinler. Ben de vazgeçeyim bu işten ya bakın. Anladım. Ama yine de biraz daha pozitif bakmakta fayda var. Yani bu kadar. Biz hep pozitif bakıyoruz. Evet, onu algıladım. Evet. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Salı günü. Hakan ben de çok teşekkür 6 ediyorum. 6 Ekim Salı günü saat 9.30 Atatürk Kültür Merkezi. 6 Ekim Salı günü saat 9.30'da yüreği Büyük Kıbrıs Türkü'nün birliği, güzelliği, huzuru, mutluluğu için çarpan herkesle biz orada buluşmayı diliyoruz. Buluşacağımıza da eminiz. Orada salonlara sığmayacağımıza eminiz. Ve biz orada o gün Kıbrıs Türkü'nün diaspora kuruluşunu da herkese ilan edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ olasın. Evet, sayın seyirciler, haftanın son iş gününde haber geliyor sizlerle birlikte oldu. Az önce de Osman Hocam da paylaştı, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerin sorunlarını konuşmaya çalıştık. 6 Ekim Salı günü saatler 9.30'u gösterdiğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olan Çalıştay, alınacak olan karar ve kararın sonrasında atılacak olan adımlar konuşulacak. O gün orada ve Osman Kasapoğlu sizleri de davet ediyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya bir başka konu başlığıyla tekrar aynı saatte sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.